kiralık ev arayanlar sadece fahiş oranda artırılan kiralarla karşılaşmıyor artık. Dolandırıcılar da devrede. Aynı evi birden fazla kişiye kiralıyorlar. Daha doğrusu kiralamış gibi yapıyorlar. Depozitoyu aldıktan sonra da ortadan kayboluyorlar. Emlak sitesinden bulduk. Biz sözleşmeyi yaptık. 12.750 lira aldı bizden. Evi kiralamaktan vazgeçtiğini söylediler. Parayı hiçbir şekilde atmadı. Evlilik arifesindeki çiftleri kendilerine kurban seçtiler. Aynı evi farklı kişilere kiraladılar. Aldıkları depozitolarla ortadan kayboldular. Yakın zamanda da düğünümüz var. Yani evsiz açıkta kaldık şu an. Küçükçekmece'deki bu eve hem Beytullah Buğra hem de Hasan Çelik talip oldu. Arkadaş bizi dolandıran daireye getirdi, gezdik. Tutulmasın diye sözleşmeyi yaparken ev sahibiyle görüştürmedi, dedi ben hallediyorum her şeyi. Bütün yetkilerim var vesaire gibi. Ben sizi daha sonra göstereceğim diye oyaladı. Göstermedi de. Hasan Çelik'ten bir nişanlısı internette işte bu binada bulunan 7. kattaki daireyi gördüler. Nişanlısı ve ailesi daireye gelip gezdiler emlakçıyla birlikte ve daireyi de beğendiler. Daha sonra da emlakçıyla birlikte ofise gidip kontrat imzalayıp anlaştılar. Ama imza attıkları sözleşmenin geçerliği yoktu. Farkına çok sonra vardılar. Ev sahibinin TC'sinin yanlış olduğunu öğrendik. İki kira bir depozito vermiş olduk. Sözleşmeyi yaptılar. Sözleşmede emlakçının kaşesi, imzası, her şeyi var. Hasan Çelik'ten ve nişanlısı hesaba parayı yatırdıktan sonra eve taşınmak istedi ama iddiaya göre emlakçı sürekli bahane uydurdu. Evle ilgili bazı tadilatların olacağını, bize anahtarı bir hafta sonra vereceğini söyledi. Bir hafta sonra evi su bastığını söyledi. Dolandırıldıklarını anlayan çiftler polise gitti. Hem ev sahibi hem de sözde emlakçılar gözaltına alındı. Ama ödenen depozitolar geri gelmedi. Ben sizin paranızı göndereceğim. Merak etmeyin şeklinde konuştu bize. Parayı hiçbir şekilde atmadı. Şüphelilerin dolandırıcılık dosyası kabarıktı. Adliyeye sevk edildiler.